Bismillahirrahmanirrahim. Hemen dersimize başlıyoruz. Bugün nasip olursa arkadaşlar sizinle öncelikle bir tefe ul babını göreceğiz beraberce. Bunun arkasından da inşallah Allah ömür verirse devam edeceğiz. Sonra tefe ul babını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman haydi gelin beraber bir başlayalım bakalım. Bugün karşımıza kısmet ne çıkacak, neler öğreneceğiz. Şöyle notlarımızı alalım güzel kardeşlerim. Şimdi biz ne yaptık? Öncelikle ve öncelikle bir feale kalıbımız var öyle değil mi? Bakın feale kalıbım var ve ben feale kalıbını kullanıyorum. Kullanmış olduğum bu feale kalıbı benim mazi, sülasi, mücerret kalıbımdır. Bu bizim kalıbımız. Feale şeklinde getirdik ve bizim fiilimiz bu şekilde gelmişti. Şimdi biz bu fiili öğrenirken sonra geçen haftalarda şöyle bir şey öğrendik dedik ki bu fiilin orta harfine bir tane şedde ekleyebiliriz dedik arkadaşlar değil mi sonra bu şekilde faal şeklini aldırdık şimdi buraya hemen şu notlarımı almak istiyorum diyorum ki bakın faal kalıbında gelmiş olan fiil kalıbı üç harfli bir fiildir biz buna üç harfli yani sülasi fiil diyoruz arkadaşlar bunun ismi sülasi fiildir şimdi sülasi bir fiilde bizim fiil kalıbımızdır. Ve ne yaptık? Biz buna bir tane harf eklemesi yaptık. Ortaya bir tane şedde koyduk. Buradaki görmüş olduğunuz fiilimizi ne hale getirdik? Dört harfli fiil yaptık arkadaşlar. Burası bizim nasıl oldu? Dört harfli bir fiilimiz oldu. Ve biz bu fiilin babına da dedik ki bu tefil babıdır dedik arkadaşlar. Bu tefil babı olarak gelmiş olan bir fiildir dedik. Hatta da şunu söyledik arkadaşlar bunu dedik kodlayın ama şöyle kodlayın bir şeyin sürekli ama devamlı şiddetli bir şekilde yapıldığını yani bir şeyin defaatle yapıldığını bize hatırlatır ve bize kazandırdığı şey budur dedik. Peki bugün konumuz olan şey ne? Bugün konumuz olan şey buradaki görmüş olduğunuz fe ale, kalıbı, fe ale kalıbı yani tefil babında gelmiş olan fiilimizi arkadaşlar Şöyle bir tane harf eklemesi yapacağız. Bu sefer de yine bir harf eklemesi yapacağım. Bakın ekleyeceğim harf. Bu sefer başına bir tane T harfi getireceğim. Başına bir tane T harfi getiriyorum. Ama yine devam ediyorum. Tef, tef fe ul şeklinde gelecek. Bakın T burası da F harfi. T al. Bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar T, F, U'nun şurası denme olacak oldu mu? Şimdi arkadaşlar ben harflerini hemen sizinle şöyle bir analiz yapayım. Bakın burada birinci harfim T. Buna baktım bu benim birinci harf. Öyle değil mi? Şuradaki F harfi benim ikinci harfim mi? Evet ikinci harfim. Şurada gördüğün ayında iki tane harf var. Ben bunu biliyorum ve iki tane harf var. Üçüncü ve dördüncü harfim iki tane ayın olarak gelmiş durumda. Burası da tamamdır. Ve gördüğünüz gibi buradaki lambda benim beşinci harfim olarak gelmiştir arkadaşlar. Beşinci harfim olarak gelmiştir. Şimdi buradaki, burada görmüş olduğunuz, burada görmüş olduğunuz şey bana diyor ki, ben diyor arkadaşlar, ben şu şekilde oluştum diyor. Bakın birinci harfim, birinci harfim benim hangisi? T harfim. Bakın ikinci olarak gelen harfim F harfim. Üçüncü olarak ayın geldi. Dördüncü olarak ayın geldi. Sonra lam geldi. Ve burası beş harfli humasi fiil olmuş oldu. Sülasi mezit ama beş harfli bir fiil olmuş oldu. Buna da biz diyoruz ki humasi fiil diye bu şekilde söylemiş olduk. Beş harfi olan bir fiil oldu. Neden dolayı buna ihtiyaç hissettik? Hani biz tefil babı vardı da tefil babıyla iyi gibi de gidiyorduk. Yani neden dolayı böyle bir şeye ihtiyaç hissedildi? Gelin aşağıya beraber bunu öğrenelim. Şimdi bakın örnek verelim bir tane arkadaşlar. Örneğimize gelin beraberce bakalım. Mesela şimdi bizim fiilimiz neydi? Alime fiil. Bakın şöyle a li me diye geldi. Alime fiili size ne anlam bildiriyor? Neydi anlamı? Bildi. Öyle değil mi? Sülase bir fiildir. Anlamı da bildirir. Peki ben bu fiili Yukarıdaki gibi dedim ki ya bunu ben tefil babına sokayım dedim. Ve tefil babı kalıbına koydum. Alleme oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alleme fiiline gelmiş oldu. Şimdi ben bunu alleme fiili yaptım. Hangi baba girdik? Tefil babına girdik. Burası da tamamdır. Burada gayet güzel bir şekilde gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şurayı düzeltelim fiil babındaki şey burayı da şeyi karıştırmış olmayalım. Nedir? ismi mazisiyle muzarisi şu şekilde gelecek. Alleme fiili dedikten sonra dedim ki bu da yetmez. Bu da yetmez. Ben buraya bir tane daha ne getirmek istiyorum? Harf eklemek istiyorum dedim. Tuttum bir harf daha ekledim. Bakın arkadaşlar eklediğim harf T harfi. ale şeklinde getirdim fiilimi pardon. T alleme şeklini getirip buraya eklemiş oldu. Ne oldu? T al l m oldu. T al l m şeklinde gelmiş olduk Peki ben bunu ben bunu arkadaşlar ben bunun anlamlarında ne kazandım ona bakalım mı beraber Şimdi bakın Ali fiilinin anlamı bildi. Sülasi üç harfli bir fiil. Alleme olduğu zaman ne yaptık? Ne yaptık arkadaşlar öğretti diyorum. Dikkat edin öğretti anlamını yazıyoruz buraya. Diyorum ki öğretti öğretti diyoruz. Öyle değil mi? Şimdi buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Yani mantığını bu işin kavramamız için buraya çok dikkat edin. Şimdi Ali mi bildi? Kendisi bildi öyle değil mi? Bildi ama kendi biliyor. Yani bir nesneyle bir alakası yok bunun. Bakın nesnesi yok burada dikkat edin. Yani bu bir nevi lazım bir fiil. Öyle değil mi? Peki alleme dediğin zaman öğretti. Bakın bir nesneye sirayet etti. Birisi bir durup dururken kendi kendine bir şey öğretmeyecek. Birine öğretmesi gerekiyor. Yani öğretmesi gereken biri var burada ve nesne oldu müteaddi fiil haline gelmiş oldu. Şimdi burada ise, burada ise arkadaşlar Tealleme dediğim zaman a yine bir anlam değişikliği oluşacak. Karşınıza yeni bir anlam değişikliği olacak. Öğreniyor şeklinde, öğrenmek, öğrendi şeklinde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğrendi. Bakın ı, dedik. Öğrendi. Ya da öğreniyor, öğren öğrenir şeklinde anlamları ne yapmış olduk? Kazandırmış olduk. Dikkat ediyor musunuz? Burada birini öğretiyor. Kim öğretti? Birini öğretiyor arkadaşlar. Burada öğretilen birisi var. Dikkat edin. Burada birine öğretti. Yani karşısında birisi olacak ki onu öğretecek. Öyle değil mi? Öğrendi dediğim zamanda arkadaşlar bu eylem kendi kendini oluyor. Yani kendi öğreniyor. Bakın öğrenen kendisi. Kendi öğreniyor. Biz buna şunu demiştik. Hatırlarsanız kısa bir şekilde dönüşlülük diye bir şey anlatmıştım size. Dönüşlülük nedir diye. Bakın işte burada dönüşlülük oldu. Şimdi buradaki alime fiilinde lazım bir fiil etkilediği bir nesne yok. Bilen de kendisi ama alime fiilinde öğretiyor ve bir nesne var. Nesne oluştu burada. Neyi öğretti sorusunun cevabını alabiliyorum ben burada. Ama ama buraya geldiği zaman, buraya geldiği zaman arkadaşlar öğrendi. Neyi öğrendi? Kitap okumayı öğrendi ya da okumayı öğrendi olsun. İşte burada öğrenmeyi kendi kendine öğrendiğini biliyoruz biz. Yani burada dönüşlülük diyoruz. Biz şimdi yazacağız beraber. Dönüşlülük şudur. Oradaki eylemden ve nesneden yine fail etkileniyor. Yani her ikisi de failde kalıyor hem nesnelik hem de aynı zamanda faillik orada kalmış oluyor. Yani o oluşmuş olan eylemin sonucundaki nesne yine faile dönmüş oluyor ve bu şekilde de dönüşlülük kazanmış oluyor. Demek ki biz arkadaşlar bu şekilde fiilimizi tefil babındaki fiilimizin başına bir tane t ekliyoruz. Hocam bu muzaharat harfinin t. Hayır fiilin kök harfi kendi harflerinin içine girmiş oluyor artık o. Gördüğünüz gibi t ayın, lam, lam ve mim bu şekilde bizim fiilimizin kök harfleri içerisine eklenmiş oldu ve bu şekilde bir sonuç oluşturduk. Peki neden ki? Yani tefil babıyla huzurlu mutlu yaşıyorduk. Neden dolayı tutup da biz e, ek olarak bir de tefe ul babını yapmış olduk arkadaşlar. Buna bir bakalım mı? Haydi gelin. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bilmeniz gereken bir şey var. Bakın öğrendi diyoruz öğrendi. Burada size neyi anlatıyor öğrenmek? Bir anda olmamış bu iş. Bu iş aşamalı bir şekilde olmuş. Yani buradaki öğrenme işinin aşamalı bir şekilde olduğunu ve belli bir zamana ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Neticede zaman olmadan bunu öğrenemeyeceksiniz. Demek ki ben tefeul babı dediğim zaman tefeul babı dediğim zaman arkadaşlar benim aklıma gelen şey öncelikle bu olmalı. Ne olmalı? fiildeki fiildeki eylemin arkadaşlar fiildeki eylemin aşamalı olması aklıma gelmeli. Aşamalı olması aklıma gelmelidir benim. Yani biliyorum ki bir anda olmadı öğrenme işi. Öğrenme işi kademe kademe gelişen ve zamana ihtiyacı olan bir iştir ve belli bir zamana ihtiyacı vardır. Belli bir zamana zamana ihtiyaç duyulur arkadaşlar. İhtiyaç ihtiyaç duyulmasını ifade eder. Duyulur değil. Uzun uzun yazmayalım. Demek ki benim ilk olarak aklımda kalması gereken özellik budur. Bir fiildeki eylemin aşamalı olmasını bana göstermektedir. Belli bir zamana da ihtiyaç duyulmaktadır. Burada anlaştık. Şimdi geldik ikinci olarak neye ihtiyaç hissediyorum? Arkadaşlar tefil babındaki bazı fiillerin dönüşlülük kazanmasına yardımcı olmaktadır. Yani aslında müteaddi bir fiil ama oradaki eylemin nesnede de, nesnedeki yani etkisinin de yine fiilde, failde kalmasını sağlamaktadır. O zaman hemen yazıyorum. Diyorum ki burada tefil babındaki arkadaşlar tefil babındaki dedik bazı fiillerin bazı fiillerin fiillerin dönüşlülüğünü yapar. Yani dönüşlülüğünü yapar. Dönüşlülük kazandırıyor. Oldu mu arkadaşlar? Dönüşlülüğü kazandır. Kazanır diyelim burasına da. Örnek ver hocam. Verelim. Haydi gelin bir örnek verelim mesela buraya. Ne örnek verelim? Keser fiili arkadaşlar. Biliyorsunuz onu. Kesera fiili. Ben bunu tutup da ben bunu tutup da tefil babına koyacağım şimdi bakın kesera dedim. Kesera dedim tamam. Anlamı kırdı. Kesera kırdı anlamına geliyor. Peki ben bunu tutup da ben bunu tutup da tefeul babına koyduğum zaman nasıl olacak? Hadi koyalım bir bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Ve kesere şeklini almış olacak mı? Olacak. T harfimi koydum. Sonra kes s, dedi. Nasıl bir anlam kazandı? Bakalım mı beraberce? Kazandığı anlam şu. Buradaki kes sara, kırdı anlamına geliyor. Buradaki kes sara, kırdı anlamına geliyor. Te kes dediğiniz zaman kazandığı anlamda kırıldı. Bakın dikkat edin bir nevi sanki böyle meçhul bir yapıymış gibi geliyor arkadaşlar. İşte dönüşlülük kazandırmış olduğunu da buradan da anlayabiliyoruz ve diyor ki kırıldı. Aslında kimin kırdığı da belli. Ee, burada failimiz belli ama o kırılma eyleminin e, kimden kaynaklandığı da burada belli bir durumda. Demek ki ben tefeul babında kazandırdığım anlam bu şekildedir. Mesela bir tane daha örnek vermek istiyorum hemen buraya. Vereceğim örnek şu. Ferrega arkadaşlar. Bakın. Ferrega dedik. Peki Ferrega'nın anlamı nedir? Hemen şöyle bir bakın ayırdı. Ayırdı diyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu fiilimin hemen başına bir tane de T te getirdim. Teferrega dediğim zaman ferrega dediğim zaman güzel kardeşlerim buradaki kazanmış olduğu anlam ne yapacak? Değişecek. Buradaki anlamı normalde ayırdıyken, iken ayırdı anlamına gelir iken bir baktık aa, buradaki teferrega anlamıyla ayrıldı anlamına gelmiştir ayrıldı anlamına gelmiştir. Demek ki biz burada bunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Biz burada birinci olarak ve en önemlisi bizim için önemli olan şey burada yapılmış olan eylemin aşamalı yapıldığını ve bir zamana ihtiyaç duyduğunu bunu biliyorum. İkinci olarak da karşıma çıkan tefil babındaki dönüşlülüğü de yine aynı şekilde böyle olduğunu dönüşlülük kazandırmış olduğunu da biliyorum. Üçüncü olarak bilmem gereken şey nedir diye hemen şöyle bir not alıyorum. Diyorum ki arkadaşlar tefil babında olduğu gibi tefeul babında da isimden fiil elde etmek gibi bir özellik vardır. Yani isimden fiil elde edilebilir ve geçişlilik kazandırır. Aynen yazıyoruz şuraya hemen tefil babında olduğu gibi diyorum. Bakın tefil babında babında olduğu gibi olduğu gibi gibi dedik. Sonra isimden fiil türetilir. İsimden fiil türetilir. Ve aynı zamanda da geçişlilik kazandırır arkadaşlar. Geçişlilik kazandırır. Tamam mı arkadaşlar? Geçişlilik kazandırır. Dedik. Burası da tamam mıdır? Burada tamamdır. Şimdi demek ki ben tefeul babı ile ilgili aklımda kalması gereken üç tane noktanın olduğunu biliyorum. Şimdi önemli bir not var. Ne için önemli bir not var arkadaşlar? Ne için önemli bir not var? Haydi gelin birlikte beraber bakalım. Bakın şimdi burada yazdıracağım not. Biraz sonra anlatacağım tefeul babı için de geçerli olan bir nottur. Oldu mu? Beş harfli olan fiiller için geçerli olan bir nottur. Hemen yazıyoruz. Buradaki notlarımızı haydi gelin önemli not diye şöyle ekliyorum. Sizler de o şekilde notlarınızı alın. Şimdi önemli bir not. Ni ki? Şimdi bakalım yazalım. Birinci olarak karşımıza ne çıkacak? Birincisi arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Muzarat harfi gibi T geldi. E, T, Y, N harfleri ya. Bak sanki onlardan biriymiş gibi geldi. Dikkat ettiyseniz. İşte burada gördüğünüz gibi mazisi ta ile başlayan mezit fiillerin ma, muzarilerinden son e, muzarilerinde sondan bir evvelki, evvelki harf fetalı olacaktır. Ne demek istediğimi şimdi size anlatacağım. Çünkü dört harfli olan fiillerde malumu esreye iniyordu sondan bir önceki ama bunda normal fiil şeysine, formuna girmiş olacak oldu mu? Aynen sanki bir sülasi fiilde olduğu gibi. Şimdi yazıyorum. Hemen notumuzu alalım beraberce. Mazi ise arkadaşlar, ta ile başlayan. Bakın ta ile başlayan. Arapçasında hemen yazıyorum. İle başlayan, ile başlayan. Tealleme mesela başla yan Mezit fiiller, mezit fiillerin arkadaşlar, mezit fiillerin, fiillerin Muzarilerin de muzarilerin de sondan bir önceki harf sondan bir önceki harf bir önceki harf nasıl gelecek arkadaşlar? fetalı gelecek. Bakın hemen yazıyorum. Fethalıdır. Ne demek istediğimi şimdi daha güzel kavrayacaksınız. Şimdi yazıyoruz mesela mesela ne yazıyoruz? Tealleme dedik arkadaşlar. Dikkat edin, TALME dedik. T A L dedik. Öyle değil mi? Evet hocam. TALME bu şekilde geldi benim fiil. Şimdi ben bunu muzari kalıba koyacağım arkadaşlar. Bakın muzari kalıba koyuyorum. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Getirip muzari kalıbımızda YETALLEMO şeklinde gelecek. Bakın Y evet T Evet, al-le-mu şeklinde gelecek. Hocam, biz tefil babında böyle değil miydi? Sanki bir değişik miydi? Ha, şimdi bakın arkadaşlar, sileceğim tekrar burasını. Şöyle aşağıya yazıyorum. Alleme fiili diye yazdım. Burası nasıl olacaktı? Nasıl olacaktı muzalisi? yu al mu şeklinde gelecek. Dikkat edin, yu-al-li-mu şeklinde gelecek. Ve biz dört harfli olan fiilleri gösterirken size dedik ki malum olanını aşağıda sondan bir önceki harfin esreli olmasından bileceksiniz. Hani meçhulle karıştırmamanız adına bu şekilde olması gerekmekteydi. Ama bizim şimdi dörtlü değil beş harfli fiillere döndük ve beş harfli fiillerde başında özellikle T olan mazisinin başında T olan fiilin arkadaşlar Bakın mazisinin başında mazisinin başında T olan fiil muzaharet harfini aldığı zaman sondan bir önceki sondan bir önceki harfin fiilin nasıl e, e, harfin harekesi nasıl gelmesi gerekiyordu fetal olması gerekiyor. Ama dikkat edin dört harfi de öyle değildi malumun esrede olması gerekiyordu ve bu bizim için çok önemli ayırt edici bir unsurdur arkadaşlar. Yine hatta şöyle yapalım. Sizin karıştırmamanız adına. Şöyle yan tarafa da onu örnek olarak yine verelim. Mesela şöyle örnek veriyorum. Alleme dedik. Gördüğünüz gibi. Alleme yuallimu şeklinde gelsin. Yuallimu şeklinde geldi. Dikkat edin. Harekesi muzaratın harekesi dammeydi. Yine aynı şekilde. Sondan bir önceki harfimde nasıl geldi arkadaşlar? Eee. Esre geldi. Bakın sondan bir önceki harfim Esre geldi. Burası Esreli geldi. Ya da Kesralı geldi. Ve burası da şurada görmüş olduğunuz muzara tarifimde nasıl geldi? Arkadaşlar Damme'li geldi. İşte bizim mazisi T ile başlayan bakın ayırt edici unsur burasıdır. Mazisi T ile başlayan bir fiilin e, nasıl gelmesi gerekiyor muzara tarifinin Pardon sondan bir önceki harfinin fetalı gelmesi gerekiyor. Ve muzerrat harfi ile ilgili de. Şimdi haydi gelin ikinci notumuzu buraya ekleyelim. Mazisi t ile başlayan fiillerin. Arkadaşlar mazisi hemen yazıyorum. Bakın mazisi mazisi t ile yani ta ile şöyle hemen yazalım. Ta ile başlayan fiillerin ta ile başlayan, başlayan, başlayan fiillerin, fiillerin mastarları, mastarları yapılırken, mastarları yapılırken arkadaşlar yapılırken ne yapmamız gerekiyor? Sonda bir evvelki harfi dammeli olması gerekiyor sondan bir evvelki harfin dammeli olması gerekiyor. Örnek vereceğiz şimdi. Ona dikkat edin. Sondan bir evvelki harfin dambeli, dammeli olması gerekiyor. Dammeli olması gerekir. Dammeli olması gerekir. Biraz kafanız karışacak gibi olacak ama tekrar tekrar bunları dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu bablar önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de de karşınıza çıkan bablardandır. Bunda bu şekilde kavrayıp yerleştirmeye gayret edelim arkadaşlar. Şimdi o zaman şimdi o zaman örnek verelim. Verelim. Şimdi bakın. Bakın güzel kardeşlerim. Örneğimi veriyorum hemen size. Nedir? Tekelleme. Bakın fiilimizi hemen yazdım. T Te kelleme. Tekelleme diyoruz. Pardon. Tekelleme. T Te alacağız çünkü. T te kel le me dedik öyle değil mi tamam gayet güzel şimdi bakın buraya hemen bir tane muzara tarifi getiriyorum dikkat edin fetal olması gerekiyor yete kel le mu olacak öyle değil mi evet yete kel le mu şeklinde oldu kurala uygun geldi mi geldi Peki ben bunun mastarını yapmak istiyorum. Tefe ul babı. Dikkat edin. Tefe ul babı diye özellikle söylüyorum. Peki bunun mastarı nasıl olacak arkadaşlar? Mastarı da işte şu şekilde olacak. Tekel Tekellemun şeklinde gelecek. Bakın. Te kel le lumun pardon tekel lumun şeklinde gelecek. İşte benim size biraz önce kurod olarak yazmış olduğum şey şurası burasının damme olarak gelmesi gerekiyor. Sondan bir öncekinin damme gelmesi gerekiyor. Mazisi t ile başlayan fiilin, mazisi t ile başlayan fiilin sondan bir önceki harfi mastarda, mastarda dikkat edin. Nasıl gelmesi gerekiyor? Damme olarak gelmesi gerekmektedir. Ve bir kuralımız daha var arkadaşlar. Bir kuralımız daha var. Onu da hemen ekliyorum. Sonra da fiilimizin çekimi ile ilgili bilgilere geçiyoruz. O kuralımız da şu. Yine aynı şekilde mazisi ta ile başlayan fiilin arkadaşlar ta ile başlayan fiilin başlayan başlayan fiilin muzara tarifi tamam mı arkadaşlar muzara tarifi ne alması gerekiyor? Haydi onu da not alıyoruz. Muzara harfi Feta alır arkadaşlar. Feta alır bu şekilde. Bunu da öğrenmiş olduk. Biraz önce gördüğünüz gibi e, neydi? Tekelle yetekellemu şeklinde geldi. Muzara tarifinde T almış olduğunu gördük. Buraya kadar tamamız. Şimdi burada yine aynı şekilde bir tane fiil çekimi yapalım ve bu fiil çekimiyle de konuyu yerleştirmiş olalım arkadaşlar. Önce bir defa 5 tane fiilim vardı benim. Bunlardan bir tanesi mazi fiildi. Peki ben mazi fiilde neleri bilecektim? Mazi fiilde bileceğim şey şuydu arkadaşlar. Malum ve meçhulünü bilmem gerekiyor. Değişen hiçbir şey yok. Fiilin çekimleri yine aynı şekilde gelecek ve yine aynı şekilde bunu öğrenmeye devam edeceğiz. Mazide malum fiilini öğreneceğim. Mazide de meçhul öğreneceğim. Kurallar aynı şekilde gelecek. Peki öğreneceğim fiil kalıbı ne olsun? Alleme olsun arkadaşlar. Tefil babında gelmiş olan alleme fiilinin ne yaptı? Öğretti dedik. O fiilimiz geldi. Şimdi ben bunun mazisini yazmak istiyorum. Bunun mazisi nasıl gelir arkadaşlar? Bunun mazisi ve malumu şu ki şu şekilde geliyor. Bakın başına t harfini aldım. Tealleme şeklinde geldi. T al le me şeklinde geldi. Öğrendi oldu. Öğrendi oldu. Peki, peki arkadaşlar ben bunun meçhulünü yapmak istiyorum. Ben bunun meçhulünü yapmak istiyorum. Şimdi dikkat edin, dikkat edin güzel kardeşlerim. Burada görmüş olduğunuz iki tane harf var. Öyle değil mi? Şimdi biz normalde fiilimizi birinci harfini damme yapıyorduk. Öyle değil mi? Evet. İşte buradaki görmüş olduğunuz, buradaki görmüş olduğunuz T harfi tu, sonra yine ikinci harfi de u yapıyoruz. Tuullime olacak arkadaşlar. Tuulime şeklinde gelmiş olacak. Ben burada iki tane harf olduğu için o orta harfine gelmeden önce ne yapıyoruz? Bakın sondan bir önceki harf esre yenecekti. Ve ne yapacaktım ben? Birinci harfi de dam mı diyecektim. Ama şu an benim orta harften önce iki tane harfim var. O zaman tuulime şeklinde getirmem gerekiyor. Tuulime şeklinde getirip bunu bu şekilde kavramam gerekiyor. Şimdi o zaman bunların anlamı ne oldu ki? Bak bunun anlamı şu. Birincisinde tealleme dedik ya. Oradaki tealleme öğrendi anlamına geliyor diyoruz ki öğrendi. Bakın öğrendi dedik. Peki tuollime tuollime dediğim zaman tuollime bu şekilde dediğim zaman ne oldu? Öğrenildi. Öğrenildi anlamını kazanmış oldu. Burası da tamam mıdır? Tamam. Demek ki mazi de malum ve meçhul kalıp bu şekilde gelmekte. İki tanesi böyle. Yani başında T olacak. Hocam muzarat hayır fiilin kendine ait bir harf. Muzarat harfi falan değil. Şimdi sıra geldi. Kime? Muzariye geldi. Şimdi hemen yazıyorum. Diyorum ki muzari bir fiil diyorum. Öncelikle malum olanını sonra da meçhul olanını birlikte öğreneceğiz. Peki hemen yazalım. Muzari de malum, muzari de meçhul. Şimdi arkadaşlar meçhul hiçbir şekilde değişme Çekimler hep aynı arkadaşlar. Fiili Mazi ve muzaride ne öğrendiyseniz üç harfi çekimlerde kural aynı şekilde ve değişen hiçbir şey yok. Mansubu da mevzumu da her şey aynı şekilde. Şimdi hemen başlıyoruz. Diyoruz ki buna bir muzara harfi ekleyelim. Malum fiile ben bir tane muzara harfi ekliyorum. Eklediğim harf şu arkadaşlar. Yete allemu. Bakın kuralımı burada uyguluyorum ben. Hemen diyorum ki ye te mu. Şu ana kadar uyguladığım, öğrendiğim ne bilgi varsa Bakın Y, muzaharet harfim FETA olacaktı. Evet. Peki T, evet YT. Cezimleme yapmıyorum. Dikkat edin cezimleme de yok. YT, sonra diyorum ki AL, L, Arkadaşlar MU dedim. Diyorum ki malum fiil Evet bu malum fiil olarak gelmiş. Dikkat et orta harfi rubai dört harfli fiilin orta harfi aşağıdaydı malumda dikkat edin burada öyle değil burada onun tersi arkadaşlar yeteallemu dedi bana diyor ki ben neyim diyor malum muzari fiilim diyor arkadaşım burası diyor ki malumum aynı zamanda da fete aldım diyor bu benim için önemli bir kura burası tamam Şimdi burayı tamamladın hocam da aşağıya meçhule gelelim Meçhule geldiğinizde de kızar meçhule geldiğinizde de aynı mantık yine devam edecek. Muzara tarifini ne yapıyoruz? You arkadaşlar. You diyoruz. Sonra devam ediyoruz. -al li mu şekline gelmesi gerekiyor. Yüteali mu şekline gelmesi gerekiyor. Yüte alle mu şekline gelmesi gerekiyor. Al Alle mu şekline geldi. Peki burada değişiklik ne oldu muzara tarifini biz değiştirdik bakın burada muzara tarifini biz değiştirmiş olduk arkadaşlar şimdi şimdi hemen ne yapmış oluyoruz buradaki e, buradaki hemen yt al le mu şekline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz anlam olarak nasıl bir anlam kazandı? Nasıl bir anlam kazandı? Beraber bakalım mı? Haydi bakıyoruz burasına. Şimdi arkadaşlar kazandığı anlam şu. Yukarıda öğrendiydi değil mi? Buradaki kazandığı anlam şu. Öğreniyor. Bakın öğreniyor. Öğreniyor anlamında. Hmm, gayet güzel. Peki meçhul olan da nedir? arkadaşlar öğreniliyor. Bakın ö r ni li anlamını kazanmış oldu burada da. Bu şekilde bir anlam kazandı. Burası da tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Peki, peki özellikle meçhulde dikkat etmeniz gereken ana kural şuradaki muzara harfinin damme geliyor olmasıdır. Burası bize diyor ki ben meçhulüm dikkat et. Ben meçhul olarak geldim ve Dammeli geldim diyor. Bana dikkat et diyor. Yani burada bizi uyarıyor bu şekilde. Peki emir nasıl yapılırdı arkadaşlar? Ben emir fiil yapmak istiyorum. Muzari fiili yeteallamu. Evet. Muzara tarifini atarım. Evet hocam. Sonra arkasından da cezim yaparım. O zaman hemen yazıyorum. Diyorum ki emir fiil diyoruz arkadaşlar. Hemen fiilimin hemen ben fiilimin nesini yapıyorum? Burada görmüş olduğunuz gibi yeti Onu bir yazayım şöyle. Yeti mu şeklini yaptım. Ha. Şimdi y t al l mu oldu mu? Evet. Peki ben bunu emir yapmak için ne yapacaktım? Buradaki harfi atacaktım. Attık hocam. Sonunda da cezimleyecektim. O zaman t olur mu? Olur. Bak t şekline geldi fe'al lem şekline gelmiş olduk. Bu da emir bir fiildir. Öğren diyoruz. Öğren. Öğren diye de anlam kazandırmış olduk burasına. Öğren diye anlam kazandırmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz te-al-leme, tealleme, tuullime, yetealemu, yutealemu, teallem gördüğünüz gibi beş tane fiilimizi bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki ben, peki ben bunun bir de ismi faili, ismi meful olduğunu biliyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ha, hemen yazıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yazacağım şey ismi fail. Bakın ismi failini buraya yazıyorum. Diyorum ki ismi fail nasıl olur? Yine aynı sistem. Başına bir mim getiriyorum. Muzara tarifinin arkadaşlar. Diyorum ki mü te al l ne diyoruz? Hemen Hemen yazıyoruz. M al limon diyoruz arkadaşlar. Müteallimun diyoruz. Bakın dikkat edin. M al li dedik. Müteallimun öğrenen diyor. Tamam? Peki ismi meful yaptığımızda ne olması gerekiyordu? Yukarıda fet olması gerekiyordu da bizim kuralımızdı ve bu şekilde bu kuralımızı da hatırlayalım. İsmi meful yaptık ve mefulün olması gereken kuralı da neydi? Müteallemun olacak arkadaşlar. Mü -te -al -le -mun şekline geliyormuş. Müteallemun şekline gelmiş oldu. Mastar yaparken ne yapıyorduk? Sondan bir öncekinin nasıl gelmesi gerekiyordu? Dammeli gelmesi gerekiyordu. O zaman hemen şuraya yazıyorum. Diyorum ki mastarını yapalım bunu. Mastarını yaptığımızda da karşımıza çıkan şey şu oldu. Ne oldu arkadaşlar? Teallumun şeklinde gelecek. Bakın teallumun şeklinde geldi. Teallumun. Demek ki mastarını yaparken de biz bunu bu şekilde yazıp bu şekilde ne yapıyoruz? Kod diyoruz aklımızda. Arkadaşlar arkadaşlar burada anlamlarını yazacak olursak ismi fail öğrenen öğrenen öğrenici öğrenmek gibi anlamlara gelecektir ve öğrenen dedik burası. Anlamı budur. İsmi meful dediğimiz zaman da öğrenilen oluyor. Bakın burada da kazanmış olduğu anlam öğrenilendir. Mastar olduğunda da öğrenmek, öğrenme gibi anlamlar kazanmaktadır. Öğrenmek gibi anlamlar kazanmaktadır. Kısaca şuraya hemen tek tek bunları ben yazıyor olursam arkadaşlar dikkat edin Tealleme. Bakın hemen kısaca yazıyorum. Teallemedir. Mazisidir bu. Ben bunun meçhulünü yazıyorum arkadaşlar. Tu ulleme. Gördünüz mü? Tu U'l-le-me şeklinde. tu ul şekline geldi. Bakın tu ul şeklinde geldik. Tamam. Bakın toplu halde yapıyoruz. Peki mazisi nasıl gelecek arkadaşlar? Bunun mazisi de yete te al şeklinde gelecek. ye te allemu. Bakın ye-te-al-le-mu şeklinde geldi. ye te al geldi mi? Geldi. Meçhulü nasıl gelecek arkadaşlar? Yüteallemo şeklinde gelecek. Yüteallemo şeklinde geldi. Yüteallemo şekline geldi. Peki emir nasıldı? Teallem. Bakın teallem. Peki de yapabilme imkanınız olacak. Burada görmüş olduğunuz anlamlarını yukarıda verdiğim için buraya yazmayacağım. Buradaki mazi bir fiil ama mazi fiilin birisi marum fiili, diğer bir tanesi de meçhul fiil arkadaşlar. Burası meçhul olarak gelmiş durumda. Yani daha önce de söylediğim gibi her bir fiilde bunları aklınızda ezberleyerek daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz fiiller ise bizim muzari fiilimiz. Burası muzari fiil. Burası gördüğünüz gibi muzari de malum fiildir arkadaşlar. Şuradaki görmüş olduğunuzda meçhul fiil grubuna girmektedir. Peki şurası burası da emir olarak geldi. Burası da emir olarak gelmiş durumda. Peki hocam ismi fail ismi mefulleri onlar da yukarıda artık onu kolay bir şekilde bulabiliriz. Burada sadece çok önemli bir not var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Zira diğerlerinde bu kadar uzun olmayacak. Bunu da paylaşmış olayım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ul babında ulbabında e, başında T var gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tepe ul babının başında T var gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yazıyorum buraya tepe ulbabında babında evet fiilin başında fiilin başında başında ne var arkadaşlar? T var öyle değil mi? T harfi var görüyor musunuz T harfi var şimdi bu T harfi bazen atılabilir iki defa tekrarladığı zaman bazen atılabilir niye okuması telaffuzu zor olduğu için bazen bakarsanız atılır arkadaşlar ne gibi iki defa geldiğinde not olarak hemen yazıyorum iki defa geldiğinde geldiğinde yani tekrarlandığında bazen atılır arkadaşlar. Bazen atılır. Tamam. Bu nota örnek veriyoruz Şimdi hemen örneğimi veriyorum. Diyorum ki diyorum ki arkadaşlar tetenezzelu. Bakın hiç yabancı gelmedi size bu. T T nezelu dedik. Şimdi hiç de yabancı gelmedi. T T Nez, de, bu şekilde geldi indi anlamına geliyor bak indi anlamına geldi İner, iniyor anlamına da geliyor Tamam tete, nez, de, Şimdi burada bir tane muzara tarifim var benim muzara tarifini Aslında tenezzelo şeklinde öyle değil mi ama burada tetenezzelo telaffuzu zor olduğu için ve daha da kolay okunabilmesi için Bazen oradaki T atılabilir arkadaşlar. İşte buradaki T atıldığı zaman şu şekilde gelebilir. T, N, Z, L şeklinde gelebilir. Bakın T, N, Z, L şeklinde gelebilir. Ben nereden bileceğim bunun mazi mi muzari mi olduğunu? Bak şuradan bileceksin. Görüyor musun? Şuradaki lu, mazi, muzari bir nedir her zaman. Muzari fiil her zaman damme gelir arkadaşlar. Onun için oradan bileceksiniz. Oradan ayırt edeceksiniz. Örnek verelim mi? Verelim. Bak gelin birlikte verelim. Bildiğinizde bir ayet ve bildiğinizde bir sure. Tenezzelu arkadaşlar. Tenezzelu dedik. El melaiketu. Bakın inerler. iner, iner diyor. Kim iner? El mela iketu arkadaşlar. Mela iketu. İketu. Şu şekilde iketu şeklinde gelecek. İketu. El mela iketu dedik. Kim iner? Melekler iner. Nereye iniyorlar arkadaşlar? Yere iniyorlar. Öyle değil mi? El mela iketu ver ruhu diyor. ver ruhu ve kim iniyormuş? Bir de inen birisi daha var. Er ruhu diye geliyor. Er ruhu diye gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Er ruhu diye geldi. İki tane fail var. Bakın görüyor musunuz? Bir tanesi melaiketu, bir tanesi de er ruhu diye geldi. Kim inermiş? Melek ve melekler ve ruh iner diyor. Melekler ve ruh iner diyor. İşte burada görmüş olduğunuz fiil muzari bir fiildir aslında. Ama yukarıda bahsetmiş olduğum t'nin atıldığı gibi buradaki t atılmıştır. Muzari bir fiildir ve arkadaşlar biz bunu ne olarak görüyoruz? Melekler ve ruh iner şeklinde ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Hocam bu fiilin karşılığı hangi zamirdir? Hiye melekler ve ruh bak onlardan dolayı iyi olarak gelmiştir diye zamir karşılığındadır her ikisi de faildir ve bu şekilde gelmiştir tetenezzelo şeklinde okumak ya da ifade etmek zorlayacağı için bazen karşınızda t'nin çıktığını bu şekilde görme imkanımız var Evet arkadaşlar Tefe babı ile ilgili anlatabileceklerim benim bu kadar şimdi kaydımızı durdurup arkasından Tefa babını anlatacağım çünkü her iki bab birbirine çok yakın olduğu için bu şekilde konu çok daha kolay oturacaktır. O o kadar uzun olmayacak. E, dinleyip mutlaka notlarınızı alın. Defalarca dinleyin. Çünkü bablar bir anda oturmayacak ve mutlaka da bir fiil üzerinde o kalıbı ezberleyip yerleştirmeye gayret edin. Abone olmayı unutmayın. Çevrenizde özellikle ilahiyat okuyan arkadaşlarla da bunları paylaşırsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar.